Şeref verdiniz, mükemmeliniz. Çok çok teşekkür ediyorum nezaketiniz için, geldiğiniz için. Yaklaşık bir yıldır başlatmış olduğumuz bir projede halka bir gelecek için kitap okumalı mı okutmalıyız? Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında yeri geldi nazınızı çektiniz, yeri geldi kahrınızı çektiniz. Çocuklarınızın size nefes oldunuz, yar oldunuz. Bunun için size minnettarız. Ne kadar teşekkür etsek fazla. Belki görevinizi yaptınız ama görevinizin ziyadesini yaptınız, masasını yaptınız. Bunu da sahada da gördük, verimli de aldık. Hatta bazı arkadaşları sadece hava yapmakla kalmadı, bize kitap topladı. Kitap göndermek isteyenleri bize yönlendirdi. Bunun için size ne kadar teşekkür etsek yapmazdır. Ama bu güzelliklerinizi, yüreğinizdeki o güzellikleri bereketlendirsin, artırsın. Size gerçekten minnettarız. Bir de bunun dışında bir perdenin önünde gözükenler var. Benim gibi acil zavallıkları var. Bir de perdenin arkasında gözükmeyenler var. Gizli kahramanlar dediğimiz. Onlardan biri de bizim Metin Afetli. Mernek başkanımız ve yönetimdeki akrabalarımız sağ olsun bize destek oldular. Karaca'da, Tutun'da, ta Diyarbakır'ın en uçtaki köyüne kadar Çemlik'teki, mesela Cuma günü Çemlik'teydik. Çemlik, Adıyaman sınırındaki köydeydik. Oradaki kütüphane ihtiyacını da karşılamış olduk ve özellikle oraya gidip söyleşi yapmak istedim. Sınır köyümüz, bu güzelliklere vesile olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Başkanıma, deneyimizdeki tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza, akrabalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hali hazırda 98 köy okulumuza yaklaşık 90 bin kitap topladık, bağışladık. Bunun dışında 3000'den fazla çanta, defter vesaire kutasya birilerini dağıttık. Hedefimiz bir yıl bitecek kısmet olursa Haziran'da. Hedefimiz Haziran'da 100 köy okuluna, Diyarbakır'da 100 bin kitap başlamak. Hedefe de az kaldı. Bunun için ayrıca şu ana kadar da Rize'den Tutun, Van'a kadar, Erzurum'dan Tutun, Şanlıurfa'ya kadar sıfırdan kurduğumuz kütüphaneler oldu. Katkıda bulunduğumuz, kütüphanelerden katkıda bulunduğumuz okullar da oldu. Ve hedefimiz bu güzelliği Türkiye'nin dört bir yanına yaymak. Başladık bu çalışmaya. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız devam edecek. Yine aynı şekilde sizlerden ricamız sesimize nefes olmanız. Zaten söylememe bile gerek yok. Oluyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Kırım abimiz bugün buraya geldiniz. Hepinizin ayağına sağlık, yüreğine sağlık, elleriniz dert görmesin. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizin yeriniz. Görürüz ama bekleriz. Çünkü birlikte güzel işlerle hep projelerle başladık. Sağ olasın. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel projelerle sizi tekrar burada görmekten mutluluk duyarız. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Metina Derneğimiz ve yazarımız Sayın Devran Sinanoğlu, bölgemizdeki çocuklar ve gençlere yönelik eğitim projesine yaptığı projelere siz değerli basın mensuplarının vermiş olduğu destekten dolayı hepinize teşekkür ediyoruz ve tekrar hoş geldin diyorum. Bugünkü organizasyonumuza teşriflerinizden dolayı Metina Derneği olarak size teşekkür ediyoruz. Ve eğitime vermiş olduğunuz destekten dolayı derneğimiz tarafından plaket ödülü yapılacaktır. Ve sırayla ben sizleri sahneye çağıracağım. Evet, birinci sırada İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Sayın Abdülkerim Kantarcıoğlu ve İmam Muhabiri Murat Başar'a plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Plaketlerini vermek üzere. Peki kim çekecek? Nasıl? Hasan çekiyor. Metina Dernek Başkanı Sayın Aydın Keşioğlu'yu davet ediyorum. Fatih. Abi siz makine projesi şeker Murat senin mi bu?
Fotoğrafları ele alalım. Ben alabilirim. Sen onu alabilirsin. Tamam, ben alabilirim. Evet. Abdullah Erdoğan bu elinde durup sağ olasın, teşekkür ediyorum mesela de ne adına. Teşekkür ediyorum. Maşallah. Yeni Gün Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Mesut Fidan Çiçek ve müdürü Sayın Nurullah Evgün'ü gazetelerini almak üzere sahneye devam ediyorum. Oldu canım. Evet. Ajans Lips imtiyaz sahibi Sayın Cahit Toprak, ceketinizi almak üzere lütfen sahneye davet ediyorum. Diyarbakır Emek Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Ercan Çağlayan